Nefis Yemek Tarifleri mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle çayın kahvenin yanına çok yakışacak, sizleri çocukluğunuza götürecek mantar kurabiye tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle oda sıcaklığındaki bir paket margarin veya tereyağını bir kaba alalım. Üzerine 2 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri ekleyerek güzelce çırpalım. Bu tarifte varsa toz şeker yerine pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Karışımı krema kıvamına gelinceye kadar iyice çırpmanızı tavsiye ederim. Böylelikle kurabiyeleriniz pürüzsüz olur. Ardından 4 su bardağı mısır nişastası, 1 paket kabartma tozu ve 1,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayacak kıvama gelinceye kadar yoğuralım. Burada kullandığınız un miktarı una göre farklılık gösterebilir. Gerekirse 1 veya 2 yemek kaşığı kadar artırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet güzel toparlandı ve hazır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle yuvarlayalım. Çok kolay şekil alan çok güzel bir hamur tarifi sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Yuvarladığımız hamurları pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine biraz aralıklı olacak şekilde dizelim. Şimdi kurabiyelerimize mantar şeklini vermeye sıra geldi. Bunun için bir soda şişesinin ucunu kakaoya batıralım. Kurabiyelerimizin üzerine bastırarak mantar şeklini verelim. Şöyle tekrardan göstereyim. Şişenin ucunu kakaoya batırdıktan sonra yuvarladığımız hamurun üzerine hafifçe bastırmanız yeterli olacaktır. Kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 170 derece fırında fansız ayarda 15 dakika pişmeye bırakalım. Pişme süresi fırından fırına veya kurabiyelerin büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. Ben bu ölçülerle hazırladığımda gördüğünüz boyutlarda 50 tane kurabiye elde ettim. Dilerseniz malzemeleri artırarak daha fazla sayıda da hazırlayabilirsiniz. Sizlere şöyle kurabiyenin içinde yakından göstereyim. Yerken biraz ağza yapışan farklı bir kurabiye tarifi. Video tariflerimi beğeniyor, faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri almak için zili tıklamayı unutmayın. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için de özellikle teşekkürler.